geç başlamıştır. Dışarıda dediğim Ankara, İstanbul, İzmir, Osmancık bir araştırma yaptım. Dernek başkanı olarak yönetim kurulu arkadaşlarımla 2750 bir köyden Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da, Osmancık'ta ekmek parasını kazanmaktadır. Köyümüzde 1957'de ilkokul yapıldı. Benim kuşağımdan ilk defa o ilkokula başlayanlardan biriyim. Daha önce okul yapılmamış. Biz çocuktuk, Patatepesi'ne yapıldı. 1947'de, tabii ben yapıldığı tarihi tam bilmiyorum. Ama 1947'deki yapılan Patatepesi'ndeki köyündeki okuyan arkadaşlarımız bugün subayı öğretmeni bizim köyümüzden çok ileride. Sadece bizim köye 1957'de 10 yıl, tabii kısa bir süre gibi görünüyor ama büyük bir süreymiş. Hepsi resimdariye girmiş, onlara tebrik ediyorum. Hepsi şu anda emekli, onlar da bizim köyümüz. Tabii ayrım bir köy olarak bakmıyorum. Zeytin Dalesi, Türkiye'de, Almanya'da ayrı bir eyalet gibi düşünülüyor. Ankara'da neresin diyorlar? Ben Çorum Osmancık diyeyim diyoruz. Neresinden sen Osmancık deyince Zeytinli misin diyor adam bana. Bunu diyen Kızılcahamanlı, bunu diyen Konyalı, bunu diyen Diyarbakırlı. Zeytin o kadar büyük bir köy şey ki, kasabası gözlerinde. Tabii Osmancık'ı küçümse diyorum, yanlış anlaşılmasın. Zeytin, tarihte gerçekten büyük önemi var. Ben ecdadımızı bir kere rahmetle anıyorum. Rakamının yazısına ver. Girerseniz çıkıyorum buranın içine girmezsin sen. Biz kendimizi seyrederiz, herkes seyrederiz. Akkayalara beraber şu an. Esas Akkaya'dan çekilsek daha güzel olur. Bir dernek kurduk. Anı sanıyorum, bir lise arazisi bağışlayalım. Bir meslek lisesi bütün idealim ve hayalimdedir. Tüm noktalarıma bunu arz ediyorum. Müracaat etsinler, ben takipçisi olacağım dernek başkanı olarak. Ve büyüklerime de her an yazacağım. Nedeni, şu caminin elektrik tesisatını döşeyecek tüm derede bir elektrikçi arıyorum. Tam anlayamıyor. Bir meslek liseniz olsaydı, bir elektrikçiniz olsaydı, geçen gün giderken yolda bir Doğan marka araba bozulmuş Uluçay'da. 18 senelik, 20 yıllık sürücüyüm ama anlamıyorum. Bujişi çıkmış. Bir motor tamircisi olsaydı bu derede, bir tesviyeci olsaydı, benim köyümden bir cami ustası olsaydı, bir mimar olsaydı, bir çizgici olsaydı, Hanifi'den de olabilirdi, Avla'dan da olabilirdi, Kamil'den de olabilirdi. Olmaz mıydı? 14 bin nüfus oturuyor, muhtarların biliyor mu bilmiyorum. Şu anda Zeytin Deresi'nde 14 bin nüfusu var. 260 çocuğumuz da hibe oluyor. Büyüklerim bunu bir not alırsa sevinirim. Güzide parti başkanlarım, emniyet müdürüm, kaymakam vekilim olarak inşallah bir not alır. Sayın müftünün de not almasını istiyorum. Ben düz lise istemiyorum, muhtarlarıma söylüyorum. Meslek lisesi istiyorum. Herkes lise mezunu bomboş geziyor. Binlerce kişi müracaat ediyor. Bize bir iş, sayın başkan diyor, düz liseye yok. Meslek lisesi ise şansı biraz var yani. Üniversite diyoruz, okuyan kardeşlerim onlar da. 1970 yılında başınızı ağrıtıyorum. Ziraat Bankası'na başladığımda birinci yılımda Trabzonlu bir müdürüm dedi ki köyünden senin gibi 5 tane ilkokul mezunu bul getir dedi. Fırıncı Kemal Bey'e haber verdim. İlkokul mezunu arıyorum. Bulamadık 1970'te. Bir tane buldum. Şu anda Ziraat Bankası'nda ortayı, liseyi bitirdi. Arap Mahallesi'nde gururla söylüyorum. Şef oldu kendisi. Bir işimiz olduğunda alo diyoruz, işimizi yapıyor. Keşke benim 5 tane 10 tane olsaydı. Bulamadık. Lise mezunu değil, sayın müdürüm, yürekten acısı 70 yılında 5 kişi bulamadım, işe alacağım. Ama bugün binlerce kişi geliyor, alamıyorum. Konaca köyünden bir ay önce bir koruma görevlisini rica minnet kazandırabildik onu da. Eskisi gibi değil şimdi. ÖSM'yi mutlaka kazanacak. ÖSM'yi kazanınca belki gidiyoruz bir tanıdığımız olursa sözlü de yardımcı oluyoruz. Bunları anlattıktan sonra günün ben en önemlisini cami temeliyle beraber liseyi anlatmak istedim. Sanıyorum muhtarlarım not almıştır. Emniyet müdürüm ve müftüm not aldı. İnşallah ilgili yerlere bildirirler. Basınımız gelmedi.
Bekliyoruz ama yetişir inşallah, onlar da alacaktır. Ben yönetim kurulu adına hepinize tekrar hoş geldiniz der, sevgi, saygılarımı iletirim. Hepinize sağlık dolu, tüm köylülere, tüm çevre köylülerime hürmetle, saygılarla selamlıyorum. Allah'a sağlık diyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi İzmir Şube Başkanımızı kısa bir konuşma yapmak üzere buraya davet ediyorum. Kıymetli misafirler, oran dışı bir konuşma oldu ama Allah razı olsun. Böyle hayırlı bir günde, böyle hayırlı bir işte uzaktan yakından gelen bütün hemşehrilerimize hoş geldin diyoruz. Heyecanımı bağışlayın. Biz uzakta da yasak bu köylüyüz. Belki tarih boyunca ilk defa bir araya geldik ama hayırlı bir iş için bir araya geldik. Hasan abine Allah razı olsun. 98 yılının 12. ayında İzmir'e geldi. Hemşehrilerin bir araya gelmesi için bize bir kıvılcım verdi. İnşallah biz o kıvılcımı yaktık. 85 yılı şu an İzmir'de mevcut, derneğimiz mevcut. Bu cami içinde İzmir'de ne gerekiyorsa üzerimize onu yapmaya hazırız. Biz pek uzaktayız ama köyün kalbimiz, gönlümüz yok bu köyde. Biz misafirperverliği, insanlığı, ahlakı bu köyde öğrendik. Bu cami bizim için bir ihtiyaç. Bu camide namaz kılmasak da bizden sonra senler için bu cami için gereken gayreti göstereceğiz. Ama size şunu söylemek istiyoruz ki, her hayırlı iş için hikmet, hesap, çekan ve